Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. En kısa pratik tariflerdesiniz, doğru yerdesiniz. Kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenip bana destek olabilirsiniz. Yaz günlerinin en sevilen mısırı birlikte en lezzetli şekilde nasıl haşlarız onu anlatacağım bugün. Benim burada 4 adet büyük mısırım var. Büyük düdüklü tencerem var. Şimdi düdüklü tenceremin içine mısırlarımı çok güzel yıkadım arkadaşlar. Ama mısırcıdan aldığımız zaman böyle bu kabuğunu bırakıyorlar. İşte niçin bırakıyorlar diye sorduğumda böyle pişirdiği zaman mısır daha lezzetli oluyormuş. Uzun yıllardan beri ben de güzelce bunları açarım. Püskülüyle birlikte bakın içinde püskülü de var. Bu şekilde pişiririm. Şimdi bunları düdüklüme koyuyorum. Aynen bu şekilde yıkamış olduğum böyle püskülleriyle birlikte, kabuklarıyla birlikte düdüklüme yerleştiriyorum mısırlarımı. Şöyle. Bu düdüklü tencereyi ben sadece mısır haşlarken kullanıyorum. Bayağı büyük bir düdüklü tencere. Şimdi kaya tuzu kullanacağım. Bir tatlı kaşığı şöyle atıyorum içine. Bir tatlı kaşığı. Ve suyumuzu koyacağız. Şöyle içe yerleştirdikten sonra ağzını kapatıp düdük kısmını kaldırıyoruz. Buradan hava çıkınca tekrar indiriyoruz. İndirdikten sonra 15 dakika sonra mısırlarımız servise hazır olacak arkadaşlar. Düdüklümü aldım ocağıma. Altını açıyorum. Havasını verince düdüğünü indirdikten sonra altını kısacağım şu anda. Yüksek ayarda düdüklümü çalıştırdım. Siz aynı işlemi tencerede de yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ama ben mısırlarımı her zaman düdüklü tencerede haşlıyorum. Çünkü çok kısa bir sürede haşlanıyor. 10-15 dakikada mısırlarımız pişiyor. Piştikten sonra servis edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar düdüklümün düdüğünden hava çıkmaya başladı. Hemen düdüğünü indiriyorum. Ve altını kısa alıyorum. 15 dakika sonra mısırlarımız servise hazır. Arkadaşlar mısırım tam 15 dakikada pişti. Ağzını açtım. Şöyle çıkaracağım. Servis kabımıza bu şekilde alacağım. Bir tane daha çıkaralım. Soğuduktan sonra güzelce afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Siz de böyle pişirin mısırlarınızı. Biraz tuz atıyorum ben. O zaman daha lezzetli oluyor. Aynen. Soğuyunca servis edeceğim ev halkına. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.